Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizde e, nerelerde kullanabiliriz? Battanelerde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, çeşitli örtülerde, kırlentlerde kullanabiliriz. Ben iki renkli çalıştım. Sizler daha fazla renklerle de bu modelimizi yapabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyelim ve hemen bu modelimizin kurulumuna geçelim. Kolay gelsin. Modelimizin kurulmaya yetecek kadar zincirimizi çektim. Ve modelimizin trabzanlı bölümüne geçiyoruz. 1 Bakın zincirimi sayıyorum. 1 2 3 4 5 Tığımın başını doluyorum. 5. zincir yuvasının içerisine giriyorum. 1 2 3 defa alıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 3. Yeniden doluyorum. 3. kez trabzanımı örüyorum. Bakın şu döndüğümüz zincirimizin bulunduğu yer ve e, zincir içerisine ördüğümüz 3 tane trabzan. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Sığma başını dolayarak yine aynı bölgeye girerek 1 2 3 Aynı yere giriyorum. 1 2 3. Yeniden 1, 2, 3. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı ördük. Şimdi zincirimizin üzerinden sayarak batmamız gerekmekte. Ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zinciri geliyorum. Sık iğne olarak batıyorum. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3 4. zincire batıyorum ve 1 2 3 bir dolayıp 3 defa da trabzanımı örüyorum 1 2 3 üçüncü kez 1 2 3 araya iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını tekrar dolayarak 3 trabzan daha örüyorum aynı noktaya 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı buraya da ördük şöyle görelim modelimizin birinci sırasını bu şekilde örerek tamamladık şimdi ikinci sırasını geçeceğiz her seferde ipimizi sıra sonunda koparıyoruz ve yeni rengimiz için yine ön yüzden örmeye başlıyoruz İki ya da daha fazla renklerle de bu çalışmamızı yapabilirsiniz şimdi beyaz rengimi bir tane zincirimi atım ve geliyorum Bakınız şuradaki zincirden döndüğümüz bölüm vardı oraya giriyorum şöyle sabitleniyorum 1 2, 3, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Buraya yarım model kuruyoruz. Onun için şu gördüğümüz bölümün bir tanesini öreceğiz. 3 tane trabzan zincirimizden ayrı olarak örüyoruz. Zincirimiz burada, 3 tane de trabzanımız. Trabzanlarımızın 3'ü tamam olduktan sonra... Hemen buradaki iki zincirimin içerisine gelerek sık iğne ile buraya bağlanıyorum. İlk beyazımızı yarım olarak ördük. Sonrasında şuradaki aradaki sık iğnenin içerisine bu kurmuş olduğumuz modelimizi sık iğnelerin içerisine tam olarak kuruyoruz. Tığımı başını doluyorum. Sık iğne içerisine giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. 2 3 araya iki tane zincirimi çekiyorum ve tekrar 3 trabzanımı buraya örüyorum üçüncü kez giriyorum bir dolayıp 3 defa aldım ve 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördüm şimdi trabzanlarım tamam olduktan sonra bakın şöyle 2 tane zincirimin bulunduğu yere gelerek sık iğnemi örüyorum. Tekrar sık iğneden sonra tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki sık iğne içerisine gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Trabzanlarımı ördüm. 2 zincir ilavesi yapıyorum. Aynı noktaya yeniden 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 üçüncü ve son trabzanımız. Üç trabzan, iki zincir, üç trabzanımızı ördükten sonra yeniden tepe noktasına geliyorum, batıyorum. Tığımı başını doluyorum. Yine sık iğnenin bulunduğu yere girerek burada yapmış olduğumuz gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı örerek sıramızın sonuna doğru devam ediyoruz. Evet sıramızı örerek geldim. Şimdi en sondaki grubumuzdayız. Tepe noktasına gelerek bir tane sık iğnem örüyorum. Tıpkı başlangıçtaki yarım modeli ördüğüm gibi bitiş bitişle de yarım modelimizi örüyoruz. Sıramızın başını dolayalım. Şuradaki son bakınız bölüme giriyorum. 3 tane trabzan ve e kenar zinciri içinde bir dördüncü trabzanıma ekliyorum yani bitişe dört tane trabzan başlangıçta bir tanesini zincir olarak çekmiştik bakınız burada da dört tane bir zincirimi çekip ipimi keseceğim şöyle sayalım 1 2 3 4 bakın bitişte de yine 4 tane trabzanımız oldu İpimizi keselim ve yine pembe rengimizde modelimizi tekrar kuralım ve bundan sonraki bütün işlemlerimiz hep birbirinin aynı olacak. Şuradaki 3 tane zincir çekmiştim. Zincirin bulunduğu yere geliyorum. Batıyorum. Bir tane zincir çekip yine aynı yere giriyorum. Burada diğer sıranın beyazı için yuvamı hazırlamış oluyorum. Tığımın başını bir defa dolayıp hemen sık iğne içerisine geliyorum ve 3 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Araya iki tane zincirim ve tekrar üç tane trabzan. Ve bu şekilde ardı ardına öreceğiz. Hem pembenin başlangıcına hem de beyazın başlangıcına birlikte çalıştık. Şimdi pembemizin bitişinde görelim. Daha sonrasında biraz modelimizi büyütelim. Şimdi üç trabzanımı ördükten sonra sık iğne ve sık iğnenin olduğu yere üç trabzan 2 zincir, 3 trabzanımızı örerek modelimizi devam ettiriyoruz. Pembe sıramızı örerek geldim. Bakın, sonuna kadar geldim. Üzerine hatta beyaz sıramı da başlattım, ama pembe sıramızın bitişine tekrar sizlerle bir daha yapmak istediğim için durdum. En son trabzanımı ördükten sonra 4. Trabzan üzerine gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Beyazımı da yine aynı şekilde bakınız yarım model olarak başladım. Sık iğnelerin içerisine e, trabzanlarımı ördüm. Zincir içerisine sık iğnemi yaptım ve beyazların üzerine beyaz olarak örüp geldim. Ve son olarak pembemin üzerine yine modelimi yarım olarak tamamlıyorum. Yani 4 tane trabzanımızı örüyoruz. Ve tekrar pembemizde biraz önce çalıştığımız gibi çalışıyoruz. Bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Ve modelimizi şöyle görüyoruz. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi ben biraz büyüteyim. Sizler de büyütün. Sonrasında yeniden birlikte olalım. Arkadaşlar ben örmeye devam ettim. Her sıra sonunda ipimi koparıp tekrar sıra başında yeni rengimize geçtik. Beyazlarımızı yarı model, pembelerimizi ise hemen sık iğnenin üzerinden 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak kurduk ve bu şekilde tamamladık. Umarım sizler bu çalışmamızı beğenirsiniz ve benimle birlikte sizler de çalışırsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.